Anıtkabir'den esenlikler diliyoruz, saygılar sunuyoruz. Biraz önce Anıtkabir'deydik. Görü Birliği Teşkilatımız, Turancı Dernekler Birliği'den arkadaşlarımız ve Türkçüler Birleşiyor olarak Anıtkabir'de Başbuğ Atatürk'ü ziyaret ettik. Biz çok sayıda etkinlik yaptık arkadaşlar. Mezarlıklar ziyaret ettik, mezar başlarında etkinlikler yaptık, basın açıklamaları yaptık, yürüyüşler yaptık. Ancak hiçbir zaman bir mezarda, hiçbir zaman anıt bir mezarda slogan atmadık. Hiçbir zaman anıt bir mezarda bağırıp çağırmadık. Ancak yakın zamanda Anıtkabir'in manevi atmosferine, Anıtkabir'in atmosferine uygun olmayan bazı sloganları, bazı bağırışmaları, bazı çağrışmaları gördük. Bunlar bizi incitti. Buraya Anıtkabir nasıl ziyaret edilir? Onu göstermek için geldik. Başbuğ Atatürk'ü selamladık, Başbuğ Atatürk'ü andık. Onun sevgisini, onun bize bıraktığı cumhuriyeti yüreğimize hissettik ve şimdi geri çıkıyoruz. Acaba bu tarafı alarak video çekemezsiniz beyefendi. Şu tarafa gidin. Acaba protokol yolu burası. Devam edin. Bu tarafa alın. Acaba Anıtkabir'de bağırıp çağıranlar, merak ediyorum, kendi tarikat şeyhlerinin mezarlarına gittikleri zaman mesela çifte telli oynuyorlar mı? Ya da annelerinin mezarlarına gittikleri zaman, babalarının mezarlarına gittikleri zaman yine bağırıp çağırıyorlar mı, merak ediyoruz. Biraz önce içeride bu canlı yayını yapamadık. Şimdi de gördüğünüz gibi yine bir engellemeyle karşılaştık. Protokol yolu olduğu iddia edilen yoldan halk gidiyor. Buraya karşı canlı yayın yapamayacağımız söylendi. Zaten içeride jammerlar çalışıyor. Kesinlikle irtibat yok. Gördüğünüz üzere Başbuğ Atatürk'ün huzurunda bile canlı yayın yapamıyoruz, çekim yapamıyoruz. Ne yazık ki Başbuğ Atatürk'ün huzurunda bazıları bağırıp çağırabiliyor. Biz Başbuğ Atatürk'ü nasıl ziyaret edilir, Başbuğ Atatürk'ün huzuruna nasıl varılır, buradan nasıl çıkılır, saygı içinde girdik, saygı içinde çıktık. Bunların fotoğraflarını biraz sonra paylaşacağız. Tekrar ediyorum. Atatürk'ün huzurunda buranın manevi atmosferine aykırı davrananlar kendi tarikat şeyhlerinin mezarları başında da aynısını yapıyorlar. Burada bir kasıt var. Bunu yapanlar kendi annelerinin, babalarının, nenelerinin, dedelerinin mezarlarında bunu yapıyorlar. Burada bir kasıt var. Şimdiye kadar çok sayıda mezara gittik. Yolda slogan atmış olabiliriz, dönüşte slogan atmış olabiliriz, basın açıklamasında slogan atmış olabiliriz, yürürken slogan atmış olabiliriz. Ama hiçbir mezarlıkta kapıdan girdikten sonra kimin mezarı olduğunun önemi yok. Hangi mezarlık olduğunun önemi yok. Hiçbir mezarlıkta biz arkadaşlar slogan atmadık, bağırmadık, çağırmadık. Mezarlığın manevi atmosferine, burada yatanlara gereken azami saygıyı gösterdik. Yeri geldi başımız önde yürüdük, yeri geldi sessiz yürüdük. Ama hiçbir zaman bağırıp çağırmadık. Burada Atatürk'e karşı yapılan bu hareket aslında Türkçülere karşı yapılmıştır. Türk milletine karşı yapılmıştır. Ancak merak etmesinler, biz varız. Biz kim miyiz? Biz lafı dam diye söyleyenleriz. Biz lafı dost doğru söyleyenleriz. Biz Turancılarız, biz Türkçüleriz. Biz kim miyiz? Biz Türkleriz. Biz kim miyiz? Biz Atatürk'ün devrimlerini kabul etmiş, Atatürk'ün devrimlerini özümsemiş, Atatürk'ün yolundan giden, Atatürk Cumhuriyeti'ni anlamış, Türk tarihini anlamış, Atatürk'ü anlamış Türkçüleriz. Tekrar ediyorum arkadaşlar, bugün 13 Kasım Türkçüler Birleşiyor Teşkilatı, Görü Birliği Teşkilatı ve Turancı Dernekler Birliği olarak Anıtkabir'i ziyaret ettik. Anıtkabir'de Atatürk'e saygılarımızı, sevgilerimizi sunduk. Anıtkabir'in nasıl ziyaret edilmesi gerektiğini arkadaşlarımıza gösterdik. Bütün Türkçülere, bütün Turancılara, bütün arkadaşlarımıza, canlı yayınımızı izleyen, evlerine konuk olduğumuz, telefonlarından bizi takip eden arkadaşlarımıza saygılar sunuyoruz. Tanrı Türk'ü korusun diyoruz arkadaşlar. İyi günler dileriz. Paylaştım.